Aspo yorumcusu Savaş Çorlu bizleri bekliyor. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk sevgili Sinem. İyi yayınlar, iyi haftalar. Çok teşekkür ederim. Şimdi Lazio mücadelesi sonrasında da konuşmuştuk. Çok güzel bir futbolla rakibini geçmeyi başarmıştı. Şimdi ne oldu sence? Neden puan kaybı yaşandı? Senin notlarına başlayalım. Şimdi hakikaten bu 3 gün içindeki aynı futbolcular, aynı takım, aynı teknik direktör, taraftarlar aynı. Şimdi 3 gün önce Savic'li, Immobile'li, Luis Alberto'lu, Felipe Anderson'u, Lazio'yu sahadan adeta 90 dakika boyunca belli bölümler dışında sirkülize etmiş bir Galatasaray var. Bu karşılaşmada genç ağırlıklı, aynı isimler, aynı kadro, tekrar ifade ediyorum aynı teknik direktör. Şimdi kadro değiştirseydi, bazı oyuncular rotasyon yapsaydı, yapmasaydı. Ya gerçekçi olmak lazım. Kazanan kadroyu bozduğunuz zaman eleştiri alan bir camia olur. Mesela Sergen Hoca bu hafta kazanan kadroda çok değişiklikler yaptı. Bayağı eleştirildi. İkinci yarı maçı çevirdi. Fatih Hoca da kazanan kadroyu genç olduğu için, yaş ortalaması 25,5 olduğu için bu oyuncuların haftada gerçekten 3 gün üst üste, yani 3 gün içinde maç oynama durumları var. Dolayısıyla beklenen futbol sergilenmedi. Birçok futbolcu, hatta sahada neredeyse tamamı, bana göre 3 futbolcu dışında Çıkal Damuslara dışında, bir de Berkan dışında birçok futbolcu bekleneni veremedi. Girenler, çıkanlar oynamadı. Neden? Niçin? Tabii ki bunun sebeplerine bakmak lazım. Yorgunluk bana göre bahane değil. Herkes yorgunluğu ifade ediyor. Yorgun olduğunu. Yani Galatasaray'sanız ve genç bir takımsanız 3 günde 4 günde bir maç yapmaya alışacaksınız. Dolayısıyla burada bazı futbolcuların mental anlamda o Lazio maçının psikolojisini, o üzerindeki sevinci herhalde atamadılar. Çünkü bunu çok net gösterdiler. Fatih Hoca'nın maç sonrası oyuncu değişiklikleri çok tartışıldı. Şimdi haklı taraflara bakıldığı zaman var. Son haftalarda aşağı yukarı 4-5 haftalık dilimde Avrupa maçlarında girene çıkana baktığımız zaman hep aynı oyuncular. Şimdi Oğulcan mesela neden oynamaz baktığımız zaman? Diğer tarafta Alparslan, eğer bir sağ bek oynayacaksa Alparslan'ın sağ bek oynadığı biliniyor, oynayabilirdi. Ömer'e tepki yediğinde tepki, Ömer'i sola çekip baktığımız zaman Patrik'i sağa çekiliyor. Maç içinde bir takım şeyler deniliyor. Evet, 45 dakika, ilk 45 dakika Galatasaray adına çok kötü bir 45 dakikaydı. Oyuncu değişiklikleri bakıldığı zaman tamam. Maçın son 10 dakikasında artık Luyendama ve Nelson gol atmaya geliyordu. Baktığımız zaman yine aynı şekilde sevgili Çiğdem, mesela Cagne olmamasını Fatih Hoca teknik sebeplerden dolayı açıkladı. Demek ki bir takım eksikleri var, ama Cagne gibi bir golcünüz varsa ve geçtiğimiz sezon Premier Lig'in adına söz ettiren bir futbolcuysa Galatasaray'ın kadrosunda olması lazım. Çok ekstra bir idman eksikliği, maç eksiği, sakatlığı yoksa. Bunun sebeplerini tabii ki araştıracağız, yazacağız. Bir takım sıkıntılar var. Ama Galatasaray taraftarı mutsuz. Yani genç takım diyoruz. Giren çıkanlara bakıyoruz. Haftalardır yine aynı. Ömer Bayram, Yedlin, Taylan, Emre, Babel 34 yaşında 22 yaşındaki oyuncu çıkıyor. 22 yaşındaki Morutan çıkıyor. 31 yaşındaki Fegüli giriyor. Hani Mustafa, Muhammed, tamam anlarım. Hani girenler çıkanlar konusunda genç takımın performansından hiç kimse mutlu olmadı. Ben bu takımın Ocak ayında şu andaki o dün maçtan sonra ıslıklanan, yuhlanan oyuncularla yollarına ayrılıp devre arasında da bu rotasyonun ve transferlerin devam edeceğini düşünüyorum. Gerçekten de, çünkü Galatasaray taraftarı dün birikimin üzerine gelen bir şey. Yoksa futbolcu kötü oynayabilir, performansı kötü olabilir. Zaman zaman oyuncu değişikliklerinde hata da yapabilirsiniz. Ama Ömer Bayram, Babel üst üste hatalar. Özellikle Fegüli. Ben mesela çok iyi bir Fegüli'ciyimdir sevgili Çiğdem, biliyorsun. Fakat Fegüli'nin dünkü performansı, oyuna girdikten sonra ya topa koşmaması, önden geçen topu bırakması, o ruhsuz ifadeleri, o yüz ifadesi sahaya girdiği zaman hani niye giriyorum dercesine Babel'le beraber. Dolayısıyla o tepkileri getirdi. Ama Galatasaray bence daha henüz 5. 6. haftada herhalde devre arası gelsin, yeni bir rotasyon, yeni bir transfer programı belli düşüncesine girmiştir bence. Peki maçın kırılma anı sana göre neydi? Yani birçok kişi aslında şuraya bağlamış. İkinci yarıda gol umudu olarak sahaya çıkmıştı biliyorsun Mustafa Muhammed. Olmadı, iyi bir performans sergilemedi. Aslında bunu uzun süredir konuşuyoruz. Nedir oradaki problem sana göre, merak ediyorum. Maçın kırılma anı bana göre bir iki tane Kerem'in pozisyonu var. İkinci yarı Mustafa Muhammed'in pozisyonu var, ama kırılma anı diyebileceğimiz aslında Galatasaray futbol oynamadı. Ne ilk yarıda ne ikinci yarıda. Fatih Hoca ikinci yarıda oyuncu değişikliklerinden sonra bir takım pozisyonlara girdiğini ifade ediyor, ama ben maçı canlı canlı izleyen hem ilk 45 dakikada hem ikinci 45 dakikada Galatasaray'ın böyle net bir pozisyon hatırlamıyorum. Şutu yok neredeyse, bir iki tane cılız şutların dışında.
Dolayısıyla şu da kırılma anı diyebileceğim pozisyon yok. Yani Muslera'nın bir iki tane kurtarışı var. Ama Galatasaray adına şu olmasaydı bu olurdu diyebileceğim bir pozisyon hakikaten hatırlayamıyorum yani şimdi baktığımız zaman. Evet. Dolayısıyla ben 3-4 gün içindeki Galatasaray'ın bu kadar değişimi, Fatih Hoca'nın da ikinci yarı işte Emre Kılıç'ın birkaç driblingi var, pozisyonu var ama Galatasaray 90 dakika Lazio'ya sahayı dar etmiş bir futbol oynarken o ayağa paslarla özellikle dün mesela ayağa pas yapamadınız. Yandan bindirmelerle hava toplarını dediniz. O da olmadı. Alanyaspor dersinde çok iyi çalışmış. Galatasaray çalışmamış. Bunu çok iyi gösteriyor. Sevgili Bülent Korkmaz Hoca eski Galatasaraylı. Uzun yıllarını Galatasaray'a vermiş, Galatasaray kaptanı. Galatasaray'ı çok iyi etüt etmiş. Ama Fatih Hoca Alanya çalışmasını futbolcularına bunu çok iyi anlatamamış demek ki yani. Baktığımız zaman da yani bu mağlubiyet kime yazar dersek bu mağlubiyet çok net Fatih Hoca'ya yazar. Ya yani oyuncu değişiklikleri, hafta içindeki çalışmalar. Evet genç oyuncular sabır lazım. Bu takıma ben güveniyorum. Ama şimdi 3 tane oyuncu değişikliği yapmak gerekiyor muydu? Baktığınız zaman gerekiyordu. Ama isimler üzerinde tartışılabilir. Borussia bu takımda her an Şikilde ile beraber pas alışverişini yapıp şut çekilebilecek oyuncu özelliği vardı. O da 45 dakikada bir şeyler denedi olmadı. Ama elindeki kadroya baktığımız zaman kadro da zayıf. Olmayanları görüyorum. İşte Sacha Boey sakat, Barış Alper Yılmaz sakat, Arda sakat, Marco cezalı. Aytaç mesela hiç kadroda yoktu baktığımız zaman Cagney ile beraber. Dolayısıyla ben Oğulcan'la diğer bir oyuncu Alparslan Öztürk'ü bu değişim arasında beklerdim. Yani mesela Babel yerine Oğulcan'ı beklerdim. Ömer yerine de eğer sağ bekte ya da sağ bek yetkin değişikliği olacaksa orada da Alparslan'ı beklerdim. Yani bir takım teknik anlamdaki aksaklıkları belki bu şekilde daha iyi giderebilirdi. Fatih Hoca'nın da bu değişimden, yaşanan değişimden 3 gün içindeki, 4 gün içindeki mağlubiyetten bence ders çıkarması gerekiyor. Peki bu arada yani son yıllarda çok zorlanıyor Alanya'ya karşı. Bu bir tesadüf mü sana göre? Yani maça dünkü mücadelede çok iyi hazırlandı dedim Bülent Korkmaz ama son yıllara baktığımızda hakikaten çok iyi işler olmuyor Alanyaspor'a karşı. Yenilgi ve puan kayıpları var. Neye bağlıyorsun? Ya şimdi oyuncu değişikliklerine geleceğim yine. Hı. Bülent Korkmaz'ın yaptığı ikili döneceğiz. Babakar ve Candreas oyuna girdikten sonra Galatasaray, Alanyaspor o hem kanattan hem ortadan daha fazla bindirme yapmaya başladı. Yorgun Galatasaray'ı daha da etkin yakaladı. Mesela atılan gole bakarsak, bir öncekine bakarsak Alanyaspor aslında adeta gol geliyorum dedi. Mesela Fatih Öztürk maç boyunca çok etkili işler yaptı, etkili savunma yaptı. Zaman zaman yere yattığı yerden kalkmadı. Ama iki oyuncu değişikliği o yorulan Galatasaray, oyundan düşen Galatasaray'ı düşürebildi. Dolayısıyla burada az önce de ifade ettim. Alanyaspor'un Galatasaray'a karşı üstün bir oyunluğu var ama bu durup dururken değil. Teknik anlamda değişik. Geçen sene bunu Çağdaş Atan Hoca yapıyordu. Bu sene Bülent Hoca yapmaya başladı son göreve geldikten sonra. Dolayısıyla bu bir tesadüf değildir. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Hele ki arka arkaya geliyorsa bu bir çalışılmıştır. Galatasaray'ın geçen sene kadrosundan zannediyorum 9 tane oyuncusu yoktu. Alanyaspor'un da hemen hemen 9 tane oyuncusu yoktu. Yani baktığımız zaman iki takımda da tamamen yenilenmiş vaziyetteydi. Yani bunun da tesadüf olmadığını gösteriyor. İki takım da eğer geçen seneki 11'lere göre tam bambaşka 11'le çıkıyorsa bu çalışmanın örneğidir. Daha iyi konsantre olmanın. Ama şu da bir gerçek. Galatasaray bundan önceki Avrupa maçlarında kazandığı zaferlerin birçoğundan sonra böyle bu takım kayıplar yaşadığını biliyorum. Yani bir Barcelona galibiyeti, sonra gelip Bursaspor'dan fark yemişti. Yine bir maç vardı. İmpaş Yozgat maçına gitmiştik. Biz İmpaş Yozgat'ta mağlubiyet olmuştu. Böyle yorucu ve büyük zaferlerden sonra takımlar puan kaybedebiliyor. Beşiktaş geriye düştüğü maçı kazandı. Fenerbahçe dün aynı şekilde teknik direktörü Vitor Pereira yorgunluğa dikkat çekti. Hani evet bu takım bu kadar kötü oynayamaz. Mağlubiyet olabilir ama yani 3 gün 4 gün içinde bu kadar farklı oyun ben hakikaten kabul etmiyorum. Yani bunun sebepleri araştırmalı bence yani. Peki şimdi son 3 haftaya bakıyorum. Savaş toplam 7 puan kaybetti. Yani zirveden de uzakta kaldı 5. hafta itibariyle. Ne anlama geliyor bu puan kayıpları? Bu arada başkanı da dinledik. Burak Elmas da maç sonunda açıklamalar yaptı. Bir panik havası yaratılmaya çalışılıyor. Biz bu panik havasına teslim olmayacağız gibi bir ifadeydi ve genç ekip olduklarını vurguladı. Ne dersin? Çok büyük bir etki yapar mı bu puan kaybı? Şimdi Fatih Hoca da Sayın Burak Elmas da aynı şeyi. Evet genç Evet. ekip zamana ihtiyaç var ama hala Galatasaray'ın lideri yok. Bülent Tümüller'in söylemiş olduğu Morutsan ya da Çikirdağ bu takımın şu andaki gözüken lideri. Bu oyunculara destek olmak lazım. Bu oyuncuların biraz daha üzerine koyması lazım. Evet genç takımlar ama 3 haftada 7 puan kaybeden bir Galatasaray'dan bahsediyoruz.
Şimdi hemen böyle yelkenleri indirmemek lazım. Bu takım daha çok yeni. Herkesin de ifade ettiği gibi. Şöyle bir geçmişe bakalım. Geçen sezon Beşiktaş bu 5. 6. haftada zannediyorum 7 ya da 8 puan gerideydi. Ama sezonu şampiyon olarak tamamladı. Bu sene de Galatasaray bu kötü gidişi 3 haftadaki 7 puanlık kaybı hafta içinde oynayacağı Kayserispor maçıyla dur demek isteyecektir. Evet, Kasımpaşa, Trabzon, Alanya 3 haftada 7 puanı kimse beklemezdi. Hele ki Lazio gibi bir Avrupa'nın önemli kulüplerinden birisinde oynadığınız mücadeleden sonra çok büyük bir umut vermişti Galatasaray. Bu inişler çıkışlar olacaktır ama yeni takım olmanın da belirli bir kriterleri var. Belirli bir kotası var diyeyim. Yani belli bir şeyden sonra artık bu takımda böyle daha çok üzerine koyması gerekiyor. Aynı şekilde giderse o zaman tepkiler daha da fazla artar. Sayın Başkan Burak Elmas'ın açıklamalarının içinde biz yeni takımız, evet. Başkan hocanın biz yeni takımız ama takım Galatasaray'sa sürekli kazanmak ister, yarışta olmak ister. Galatasaray yarıştan koparsa tepkiler o zaman daha da fazlalaşır. Kayserispor maçını kazanarak tekrardan bir çıkış yakalamak istediğini düşünüyorum. Çünkü Kayserispor maçından sonra da baktığımız zaman tekrar Avrupa Serbine gidecek ve yine bir zorlu periyoda girecek yani. Peki, hep olumsuz yanlarını konuştuk. Türk Telekom'da neler oldu? Aslında maçın kırılma anı, hayal kırıklığı yaratan isimler vesaire. Peki böyle vasatın üzerinde bulduğun iyi bir performans var mıydı? Bireysel performanslarla alakalı ne dersin? Berkan'ı ilk yarıda çok başarılı buldum. Hı. Futbolda bir tabir var. Dil dışarı çıkana kadar koşan futbolcudur diye. Berkan çok yerinde mücadele etti. Orta sahaya geldi, savunmaya geldi, hücuma çıktı. Birebir de baskılar uyguladı. Çikirdağ her hafta üzerine koyarak gidiyor. Zaman zaman çok güzel şutları var. Mesela görüntüye de geldi. Kerem'in ilk yarıda bir şutu var. Top dönerek geliyor. Mesela gol olabilirdi. Kaleci çok iyi çıkardı. Ama Muslera, Çikildağ ve Berkan'ın dün akşamın, dün öğlen oynanan maç, gündüz oynanan maçın 3 tane ismini sayabilirim. Bu 3 futbolcu bana göre Galatasaray'ın en dikkat çeken isimleriydi. Diğer oyuncular yorgundu ama bu iş çocuk olan Fatih Terim. Fakat tekrar söylüyorum, Diagne Galatasaray'ın şu anda Halil tabii ki çok önemli bir değeri. Mustafa Muhammed önemli ama Diagne üzerinde özellikle vurgu yapmak istiyorum. Yani geçen sene ilk yarı, ikinci yarıyı İngiltere'de tamamlamış. Premier Lig'den gelen bir golcü ve Premier Lig'de başarılı bir sezon geçirdi, yarım sezon. Şimdi burada bu oyuncuyu kazanmak lazım. Bu oyuncunun eğer ben takip edeceğim, belki farklı bir şeyler var, bunu araştıracağım. Ama baktığımız zaman biz son 10 dakikada eğer Nelson'dan, Luyendama'dan ileri çıkıp gol bekliyorsak, Diagne gibi bir oyuncunuz varsa kulübede bile olmaması biraz tartışılacak bir durum açıkçası yani. Ama ben tekrar tekrar ifade ediyorum, Galatasaray genç bir takım. Biraz zaman lazım fakat bu zamanı biraz hızlandırmak lazım. O yüzden oyunculara güveniyoruz. Peki eklemek istediğin başka noktalar var mı? Şöyle maç takvimini de arkadaşımız ekranlarımıza getirmiş, editör arkadaşımız. Şimdi puan kayıpları var. Evet ama önümüzdeki süreçte Yukatel Kayserispor, Göztepe, Rizespor'la oynayacak. 3 maçlık takvim bu. Kaç puan bekliyorsun? Zorlu maçlar var. Kayserispor uzun yıllardır Galatasaray'a, Kayseri'de galip gelemiyor. Hep orada Galatasaray'ın çıkışı olmuştur. Şöyle bir Kayseri maçlarına bakalım. Burada kimse yanlış anlamasın ama Galatasaray Kayseri maçlarını kazandıktan sonra hep bir yukarı çıkış sergilemiştir. Kayseri de ilki uzun zaman sonra başarmak isteyecektir. Rize Spor maçı aynı. Göztepe maçı ya buradan 9 puan da çıkarabilir, Hı. 6 puan da çıkarabilir. Ama arada bir de Avrupa maçı var. Onu da kabul etmek lazım. Yine zorlu bir periyoda giriyor. İyi olacak diyelim inşallah. Yani bu süreç biraz sıkıntılı bir süreç. Ama Fatih Hoca daha önce bunu başardı, yine başaracaktır. Tartışılan isim baktığımız zaman dünkü kadroya, maç sonrası açıklamaları, Diagne için yapmış olduğu açıklamalar, taraftardan oyuncuların yuhlamasına tepki gösterdi. Evet, oyuncusunu Galatasaray evinde yuhlamaz. Ama bazen de böyle bir sabır olayı var. Yani sabır taşması. Ben de kesinlikle maçtan sonra iki oyuncuya birden yuhlanması, sahaya çıktıkları zaman, ısınmaya çıktıkları zaman da maçtan sonra da yuhlanmaya devam etti. Rejenerasyon idmanı vardı maç biter bitmez. Orada da yuhlandılar. Bunu kabul etmek tabii ki doğru değil ama o oyuncu değişiklikleri özellikle Ömer Bayram üzerinde taraftarların bir tepkisi vardı. Bundan sonra da Fatih Hoca buna da bir önlem alacaktır. Ama şu 3-4 maçta da Galatasaray'ın işi kolay değil, onu söyleyeyim yani. Çünkü Avrupa'da ligde 3 tane üst üste maç 9 puan da olabilir, 6 puan da olabilir. Savaş çok Ama keyifli bir sohbet oldu. Kayseri maçını Galatasaray'ın kazanacağını tahmin ediyorum ama. Peki. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Kolaylıklar İyi dilerim. yayınlar, iyi yayınlar, görüşmek Teşekkürler. üzere.